Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golva.com'un ve Kayseri Özel Hüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle çok mutluyuz çünkü Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe kazanmadan önce birileri ortalığı geldi. Dediler ki Fenerbahçe işte çok sıkıntılı, işte biz daha çok maça çıkıyoruz, şöyle böyle. Şimdi araştırdık, sayısal verilerle konuşuyoruz arkadaşlar. Fenerbahçe 24. 24 arkadaşlar. 24. Bir evet, 3 ayda 24 resmi maç yapmış. Dile kolay. Ve 10 kişi kaldığı bir maçta 1-0'da olsa golü bulup kazanmış. Fenerbahçe mücadelesiyle, futboluyla övgüyü sonuna kadar hak etmiş. Yalan mı? Bu sezon bakın, Avrupa, Lig artı Türkiye Kupası sayıları dahil, Fenerbahçe 24 maça çıkmış. Trabzonspor 20 maça çıkmış. Galatasaray 14 maç. Beşiktaş 13 maça çıkmış arkadaşlar. Doktor Gürkan Kubilay'ın analizleri. Bir takım 24 maça çıkarken öbürü 14 maça çıkıp biz daha çok yorulduk diyorsa bunun adı zılgıttır. Bunun adı yalandır. Yani Fenerbahçe şu anda 29 puanda. Ligde. İnşallah 32 olarak Dünya Kupası arasına gireriz. Ve en yakın rakiplerinden 5'er puan önde. Yani gerek Başakşehir'den gerek Galatasaray'dan 5'er puan önde. Üstelik Galatasaray, Başakşehir bu hafta kendi arasında maçlar var. Adana Demirspor 23, Beşiktaş 22, Trabzonspor 22. Ancak Beşiktaş'ın maç sayısı da malum. Ve Trabzonspor'un da maç sayısı, yani maç sayılarına da dikkat edin arkadaşlar. Şimdi aslında maça ilişkin çok kısa bir cümle söyleyeceğim ama onu biraz sonra söyleyeyim. Maçın devre arasında Rıdvan Dilmen çıkıp Serdar Aziz'in pozisyonuna şöyle bir yorum yapıyor. Diyor ki Serdar Aziz'in pozisyonu var, akıllarda kalmasın. Kafadan ele geçiyor. Ele geliyor. Çok da kısa mesafe, top kafadan eline geldiği için Serdar Aziz'in pozisyonu penaltı değil. Ayrıca arkadan Yatabari'nin de ince bir faulü var demiş. Yani yeni kurala göre net şekilde VAR incelemesi sonrasında devam denilen bu pozisyondan ilgili medyada Fenerbahçe aleyhine bilinçli yorumlar yapıldı. Birçok kişinin yorumu var. Sistematik şekilde Fenerbahçe aleyhine hakem hatası yapılıyor, yalanı servis edildi. Birileri hedef 1 milyon penaltı falan diye ağladı. Yani kurallar bilinmedi. Peki Serdar Aziz'in pozisyonu hakkında ne düşünüyorsun hocam? Arkadaşlar benim düşüncemi zaten biliyorsunuz. Hani bazıları fotoğrafla pozisyon yorumluyor ya. Fotoğrafla yorumlarsan tabii ki de penaltı dersin. Ersin Düzen diyor ki pozisyonu izlersen penaltıyla alakası olmadığı ortaya çıkar. Kafa topuna esas duruşta çıkılmaz. Kimse hazır oldu çıkmaz yani böyle. Serdar topa vuruyor. Top eline çarpıyor. Ancak kollar doğal pozisyonda. Ayrıca omuzun üstünde değil. Bakın omuzun üstünde olsa el. Kafayla vur, eline değdi. Bu doğal pozisyon değil. Ama şu şekilde vur, gönder. Gönderirken hani sek. Buyurun. Siz karar verin. Şimdi Erman Toroğlu. Başlayalım. Sivasspor'un penaltı beklediği pozisyon. Erman Toroğlu. Top Serdar Aziz'in kafasında çektikten sonra elleri doğal konumda. Kasıtlı elli oynama yok. Hatta elli çekmeye çalışıyor. Dolayısıyla penaltı yok diyor. Yani bakın, Sivas'ın penaltı beklediği pozisyona ilgili Erman Toroğlu açık ve net bir şekilde, bak çok da güzel bir şekilde izah etmiş. Buradan da selamlarımı gönderiyorum Erman Toroğlu'na. İnşallah bir gün selamlarımı alır. Hatta Yılmaz Vural'la da bir YouTube kanalları var. Davet ederlerse seve seve katılmak isterim. Onu da belirteyim. Diyor ki bak, Serdar Aziz'in kafasından sektikten sonra elleri doğal konumda. Kasıtlı elle oynama yok. Hatta elini de çekmeye çalışıyor. Dolayısıyla penaltı yok. A Spor'daki yorum. Deniz Ateş Bitnel, eski hakemlerden yine. Serdar Aziz'in pozisyonu penaltı değil. Bir Avrupa Şampiyonası maçında Cüneyt Çakır benzer bir pozisyona penaltı vermemiş ve UEFA Cüneyt Çakır haklı bulmuş diyor. Hatta Arjantin maçı olması lazım. Varan 2. Bak Varan 2. Ahmet Çakar, Serdar Aziz'in pozisyonu penaltı değil. Bilmeden konuşmayın. Kural diye bir şey var. 3. Fırat Aydınus, Serdar Aziz'in pozisyonu penaltı değil. Hani Batu Şahin'le ilgili de bir yorumu var.
Onu az sonra diyeceğim. Yani Fırat Aydın Usta demiş 4. Başka 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 dur. Bunu sonra konuşacağım. Yani genel kanıya baktığınız zaman hiç kimse buna penaltı demiyor. Ha, diyen illaki vardır. Yanlış görmediysem Deniz Çoban penaltı mı demiş? Yanlış görmediysem yok. Bülent Yıldırım'ı da Deniz Çoban'dan birisi penaltı demiş. Bülent Yıldırım'ın penaltı demesi normal. Hakan Şükür de penaltı demiş. Yani paralel olarak aynı kararları vermeleri normal geldi bana. Bir abeslik göremedim. Ama futbolu bilen adamlar bunu yorumlamış. Yani Serdar Aziz'in pozisyonu penaltı değil diyorlar. Peki Batshuayi'nin pozisyonu. Batshuayi'nin pozisyonu. Fırat Aydınus Batshuayi'nin gördüğü iki sarı kart da yanlış karar. İkinci sarı kart da faul olması bile tartışılır diyor. Peki ben şeyi çok merak ediyorum. Yan hakem kaç maç ceza alacak? Bak, hiç düşündünüz mü? Yan hakem kaç maç ceza alacak acaba? Çünkü o yan hakemin yapmış olduğu eyyamdır. Ya senin gözünün önünde oldu. Senin gözünün önünde oldu. Sen orada adaleti sağlamakla yükümlüsün. Sen orada Fenerbahçe'yi sevmeyebilirsin, düşman olabilirsin. Gayet normal, anlarız. Çünkü ülkede çok fazla Fenerbahçe düşmanı var. Anlarız. Ama ayıptır be. Yani Fırat Aydınus böyle diyor. Erman Toroğlu, Batshuayi'nin ikinci sarı kartı. Böyle bir sarı kart olmaz ya diyor. Günah ya diyor. Bakın, iki. İki bak, iki iki. Başka? Yani Batshuayi'nin ilk sarı kartı doğru mu demişler. Bülent Yıldırım yanlış karar. Deniz Çoban yanlış karar. Lale Orta yanlış karar. Bak ilk sarı kartı. Hani ikinciyi geçtik. İkinciyi geçtik. Şimdi ilk sarı kart zaten yanlış diyorlar. İkinciyi de zaten yanlış diyorlar. Bilginiz olsun. Batshuayi'nin kırmızı kartı ne diyorsunuz? Nihat Kahveci ağır karar. Kemal Aslan ağır karar. Maradona şey pardon. Maradona ağır karar. Düşünün bak. TRT Spor'daki en koyu Fenerbahçe düşmanı kim hocam? Maradona. Yani o bile ağır karar diyor. VAR'ın gerisini düşünün. Yani Batshuayi'nin kırmızı kartına bu karar haklıdır diyen bir Allah'ın kulu yok. Hatta Batshuayi'nin iki sarı kartına birden bu karar doğrudur diyen yok. İş böyle. Peki Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonu. Erman Toroğlu, Ali Oskin'in bu arada pozisyonu. Ali Oskin'in pozisyonu penaltı. Ayağın iz düşümüne bakılır. Fenerli oyuncu ayağını sokuyor. Pozisyon içeride. İz düşümü şöyle anlatayım size. Baş parmağımın geldiği yer aşağı doğru mesela. Hani offside pozisyonda ne yaparsın? İz düşümüne bakarsın. Kafa yukarıda ama kafadan aşağı doğru çizgi çizersin ya. Bunu gösteriyor. Bu tamam. Batshuayi'nin kartlarını konuştuk. Bülent Yıldırım penaltı kararı doğru. Deniz Çoban doğru karar. Lale Orta dışarıda başlayıp içeride devam etmiş. Başladığı nokta değil, bittiği nokta önemli. Doğru karar demiş. Bakın. Fenerbahçe'nin penaltısına değil diyen yok. Ama sosyal medyaya bakarsanız durum bu. Şimdi Metin Sipahioğlu diyor ki hayatları algı tetikçiliği olan ahlaksızlar iyi okusun diyor. Fenerbahçe ile arası kötü olan Erman Toroğlu bile pozisyonları şöyle yorumladı. Serdar'ın eli penaltı değil. Fenerbahçe penaltı pozisyonu içeride tamamlanıyor. Penaltı Batshuayi'nin ikinci sarısı yanlış diyor. Bakın Erman Toroğlu'nun hani bunları ben de aynı yorumları yaptığım için söylüyorum arkadaşlar. Alın. Hani bana diyorsunuz ya tarafsız yorum yap. Hadi beni geçtim. Durum bu. Bakın. Genel yorumlara bakın arkadaşlar. Batshuayi'nin iki sarı kartı da yanlış. Hatta ikincinin iyice yanlış. Emre Mor'un sarı kartını konuşuyorlar. Yanlış, müdahale bile yok. Alioski ve Yatabare kart görmeli demişler. Hangi pozisyon olduğunu tam hatırlamadım. Caner iki net sarı kart hak etti, verilmedi diyor. Fenerbahçe'nin penaltısı net penaltı. Herkese göre hemen hemen herkese göre Serdar Aziz'in pozisyonu penaltı değil. Çıkıp Fenerbahçe kollandı derken hiç mi utanmıyorsunuz? Hiç mi utanmıyorsunuz?
Ya Batshuayi'nin atıldığı pozisyon sarı olamaz. İkinci sarı hiç olamaz. Hiç. Ya biz maç izlemeyelim, başka bir şey izleyelim. Bakın, ben size bir şeyler söyleyeyim. Bazı gerçekler acıtır. Ben size gerçekleri açıklayayım. Ben gerçekleri açıklıyorum ama yüreği olan izlesin. Yüreksizler izlemesin. Çıkıp nereye gidiyorsanız gidin. Sivasspor bu sezon en çok faulü Fenerbahçe maçında yaptı. 23 kez. Ve bu 23 kezin kaçı sarı karttık size bırakıyorum. Ligde çok önemli maçımız var. O yüzden bu maçta rotasyona gideceğiz deyip 10 kişi kalmış ve bütün hakem desteğini arkasına almış olmasına rağmen kazanamamış bir Rıza Çalımbay var ortada. Komedi değil mi? Fenerbahçe, bak gerçekleri açıklıyorum ha, zoruna giden izlemesin dedim. Fenerbahçe Dünya Kupası arasına, yani 45 günlük araya lider girmeyi garantiledi. Lider girmeyi garantiledi bir maç eksiğiyle. Bitti mi? Bitmedi. Beşiktaş 3-0 önde. 3-0 önde. 3-0'dan 3-3'e maçı veriyor. Üstelik daha da 1. dakikada kırmızı yemesi gereken Alanya maçında hakem 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 diye ağıt, feryat. 3-0'dan 3-3. Ki aynı Alanya, düşünün, ligde hiç galibiyet olmayan Ümraniye'ye yenildi. Galatasaray 2-0 önde. Ama 2-0'ı korumak yerine 10 kişi kalıp 2-2 bitiyor. Haklıdır, haksızdır. Kırmızı kartı geçtim. Haklıdır, haksızdır. Yani şu Batshuayi'nin kırmızı kartına bir Galatasaraylı çıkıp da şey diyor mu? Ulan adamların hakkı yenildi be. Bir de haksız yere 10 kişi kaldılar. Diyor mu? Demiyor. Anca Serdar Aziz pozisyonu. Ulan Serdar Aziz pozisyonuna kalana kadar 50 tane pozisyon var. Sivas o dakikaya kadar 50 kere kırmızı yemesi lazım. 52'de o pozisyonu yapan sarı yese 60'da ikinci sarıdan atılması lazım. Ki 60'a kadar zaten ikinci sarıya kalmaması lazım. Dediğim gibi biri 3-0'dan skoru koruyamaz 3-3 kalır. 10 kişi kaldık diye. Öbürü 2-0'dan skoru koruyamaz 2-2 kalır. Fenerbahçe 10 kişi kalıyor. Son saniyeye kadar önde basıyor. Maçı kopartıyor. Maçı kopartan golü alıyor. 3 puandan çok çok fazlasını alıyor. Fenerbahçe'nin kaç puan aldığını hesaplayamazsınız. Beşiktaş yenildi 3 puan. Moral motivasyonları gitti. Trabzon beraber 2 puan oradan. Konya beraber 2 puan oradan 7. Başakşehir 2 puan kaybetti 9. Fenerbahçe kazandı 12. Uğursuzluğu kırdı 15. 10 kişiye rağmen kazandı 18. Bu maçı puanla hesaplayamazsın. 3 puanla falan hesaplayamazsın. Fenerbahçe bir galibiyetten çok fazlasını aldı. 10 kişi kaldı. Takımın ortaya koyduğu efora bir bakın. Takımın fikstür yoğunluğuna bakın. Takımın bu kadar sakata rağmen ortaya koyduğu maça bakın. Serdar Aziz kariyer maç oynadı. İrfan Can Kahveci azmi ile takımı ateşledi. Rakiplere net mesaj verdi takım. Bu Fenerbahçe nasıl yenilecek mesajı verdi ya. Test maçı, test maçı, test maçı. Hay Allah canınızı almasın. Neyin test maçı? Test maçıysa test maçı. Karakter maçıysa karakter maçı. Ruh maçıysa ruh maçı. Hakeme karşı maçıysa hakeme karşı maçı. Uğursuz rakibe karşıysa uğursuz rakibe karşı maçı. Eksik oynamayla kazanmaysa eksik oynamayla kazanmalık maç. Fenerbahçe maçın yarısını bir kişi eksik oynadı. Hakem rakipten yana. Uğursuz bir takım. Uğursuz sonuçlar. İstatistikler yerle bir. Ama Fenerbahçe kazandı. Ya vura vura kazandı. Batshuayi atıldı. İtiraz edip ağlamak, zırlamak yerine sessizce çıktı gitti. Fenerbahçe hırsla, canla başta saldırdı. Penaltıyı aldı. Ya şartlar ne olursa olsun Fenerbahçe kafasını kaldırdı, işini yaptı. 2'yi 3'ü kaçıran Fenerbahçe'ydi. İzlesin birçok kişi der ki ulan 10 kişi kalan hangi takım ya? Ya da Sivas futbolcular acaba utandı mı? Ya o hakem arkadaş, tamam bizi kolladın yeter de bir de adamları haksız yere 10 kişi bıraktın, biz artık oynamayalım mı dedi, ne yaptı anlamadım. Ya Fenerbahçe şartlar ne olursa olsun işini yapıyor. Sezonun şu ana kadar olan Fenerbahçe'nin mental gücü de mental zekası da oynanışta bunu gösteriyor. Kafada sadece kazanmak var. Kafada. Bir Galatasaraylı çıkmış diyor ki yok efendim maçın spikeri. La spiker ne alaka? Çok diyor canlı başta söyledi. Maçın spikeriyle ilgili size ilginç bir şey söyleyeyim mi? Maçın spikeri. Bakın. Maçın spikeri. Bir yazmış birisi. Birisi maçın spikerine lig maçı anlattığını hatırlatsın. Fenerbahçe Sivas'ta sıradan bir lig maçı oynuyor. Avrupa Kupası maçı değil demiş. Bahsettiği spiker hasta, kupkoyu derecede Galatasaraylı. Ben ne kadar Fenerbahçeliysem o da o kadar Galatasaraylı bir spiker. Bilginiz olsun. En son görev yaptığı kurumdan da Galatasaray fanatikliği yapıyor diye
Galatasaray fanatiği gibi anlatıyor diye gönderilen bir isim, ha bilginiz olsun. Ya böyle bir isim. Ne yapacaklar? Oyuna konuşsalar boyları yetmiyor. Takıma konuşsalar boyları yetmiyor. 48'de Fenerbahçe için ligin bitmesi lazımdı. Harbi söylüyorum bak. Trabzon dönüşünde megafonla konuşan Fenerbahçe'de lig orada bittiydi. Bittiydi. Yalan mı? Kim Minji'nin atıldığı pozisyonda Fenerbahçe ligi bitti, bitirdiydi. Hepimiz için bittiydi. Şimdi burada çıkıp da hakem şöyleydi, böyleydi falan demezler. İnşallah başlarında bulurlar aynı hakem yönetimlerini. O zaman da lig onlar için bitecek. Ankaragücü Beşiktaş maçında ben size ne dedim? Küme düşecek takımlardan biri Ankaragücü, yazın. Sahaya seyirci atlıyor. Ankaragücü diyor ki işte Josef niye şu kadar maç almadı, şöyle böyle. Beşiktaş zannetti ki kurtuldu. Josef o maçları almadıktan sonra form grafiği yerin dibine girdi. Galatasaray şanslı Antalya'yı yendi. Şansla şunu yendi. Şansla bunu yendi. Nereye kadar gidecek bakalım. Trabzon. Görüyorsunuz 2-0 öne geçiyor. Millet hakem hakem diyor. Penaltılar. Hiç kimse iki penaltıyı konuşmuyor. Şöyle böyle falan diyorlar. 2-0'dan 2-2 maç veriyor. Üstelik 10 kişi falan da kalınmıyor ha. Rakip 10 kişi kalıyor. Yani Konya 10 kişi kalmasına rağmen. Hiç kimse bunları konuşmuyor. Değil mi? Dedim ya, test maçıysa alın test. Karakter maçıysa karakter. Hakeme karşıysa, uğursuz rakibe karşıysa, 10 kişiyle oynamaysa. Daha ne yapacak Fenerbahçe? Gerçekleri açıklıyorum. Fenerbahçe kollandı mı? Hadi buyur. Altay Bayındır. 22 maça çıkmış Altay Bayındır. Fenerbahçe kalecisiz oynuyor diye bir algı çıkarttılar. 22 maçın 12'sinde gol yememiş arkadaşlar. 12 maç gol yememiş. 12 maç gol yememiş. Yine tuhaf bir istatistik. Bu sezon Süper Lig'de rakiplerine maç başına en fazla şut fırsatı tanıyan takım Fenerbahçe. Pardon, en az şut fırsatı. Özür dilerim. Maç başına rakiplere en az şut fırsatı tanıyan takım Fenerbahçe. O da 7. Çıktığı son 8 lig maçının 6'sında da gol yememiş. Çıktığı son 8 lig maçının 6'sında Fenerbahçe gol yememiş. Yani. Şimdi Necati Ateş'in zırvalaması var. Bakın, ömrümde gördüğüm en geri zekalıca cümlelerden biri bu. Yani şey gibi, Necati Ateş erkek ama kimlikte top olarak yazılması lazım gibi bir manası var. Bak diyor ki, Necati Ateş Serdar Aziz'in top kafasından sekip eline geliyor diyor. Serdar Aziz'in top kafasından sekip eline geliyor. Kurala göre penaltı olmayabilir ama Hüseyin Göçek çalmalıydı. Dünya Kupası'nda olmayabilir, burası Türkiye. Yani bu şey demek. Hani biz Galatasaray'ı anca böyle şampiyon yaparız. Kurallar değişecek, Galatasaray lehine olacak ki. Başka türlü Galatasaray şampiyon olamaz. Hani Fenerbahçe'ye karşı kurallar değişecek ki. Bir şeyler olsun diye. Yalnız Necati Ateş, senin bu dediklerin takribi 15 Temmuz 2016'dan önceydi diye hatırlıyorum. Yani 2015 Temmuz'dan sonra olmaz diye biliyorum ama yine de bir sen bak bakalım, hani orta sahada devrilip de penaltı alan Arif Erdemler falan. Çok komik ya. Vallahi komik ya. Ben böyle bir komiklik görmedim ya. Yani İnanılır gibi değil ya. İnanılır gibi değil. Çok komik ya. Ya insan bu kadar düşebilir. Bir de TRT'de yorumcu bu arkadaşlar. Kaç lira para alıyorlar? Bünyamin Gezer, Batshuayi'nin atıldığı pozisyonu getir ekrana, onun cevabını vereyim. Yok der miydi, demez mi? Serdar Aziz pozisyonu Fenerbahçe lehine penaltı olacak olsaydı hakem yine penaltı yok der miydi diyor. Batshuayi'nin atıldığı pozisyonu getir ekrana da onun cevabını vereyim, yok der miydi, demez miydi diye. Kapak. Çok net kapak. Anlayana. Ya. Dediğim gibi Fenerbahçe böyle top oynuyor. Ha, biz neyi konuşmalıyız? Yusuf Demir'i konuşalım. Galatasaraylılar algı yapıyorlardı. Şimdi sakat makat diyorlar ama ağladılar, zırladılar, zorladılar, bağırdılar, çağırdılar. Yusuf Demir şöyle. Niye oynatılmaz şu bu? Kaç aydır şey, kaç maçtır oynatılmıyor Yusuf Demir? Hocam sakatlığı var. O zaman niye bağırdılar bu kadar? Oyuncu iyiydi. Niye yangın yaptılar? Kötüydü. Niye bu amaç? Ben futbolcunun sakatlığına da inanmıyorum. Oynamayan futbolcu neye sakatlanacak? Sivas'ın penaltı beklediği pozisyon. Bünyamin Gezer, Rıza Çalımbay bile basın toplantısında ele çarpma var diyor. Adı üstünde çarpma var. Penaltı yok demiş. Batshuayi'nin kırmızı kart pozisyonu. Bülent Yıldırım yanlış karar. Deniz Çoban yanlış karar. Lale Orta yanlış karar.
Düşünün bak, 3 evetle uğurluyorlar. Abdullah Ercan, Galatasaray ve Beşiktaş 10 kişi kalınca geri çekildi ve önde oldukları maçları kazanamadılar. Ama Fenerbahçe 10 kişi kalınca önde baskı yaptı. Savunmayı yine önde kurdu ve maçı da kazandı. 9 kişi kalsa Jesus yine aynı felsefeyle oynattı takımı diye düşünüyorum. Sinan Engin, Hüseyin Göçek dua etsin, Fenerbahçe maçı kazandı. Batshuayi oyundan atarak maçın kaderini etkileyecek bir karar vermiştir çünkü diyor. Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı doğru, ceza sahası dışında oldu diyorlar. Aksiyon dışarıda başlıyor ama ceza sahası içinde bitiyor. Dolayısıyla da penaltı kararı doğru. Hiç kimse algı yapmasın. Serdar Aziz'in pozisyonunda penaltı yok. Top önce kafaya sonra ele çarpıyor ama el doğal konumda, el topa gitmiyor. Top ele gidiyor diyor. Sinan Engin, Hüseyin Göçek gibi bir Galatasaraylı niye bu maça verdim hiç anlamış değilim diyor. Ekranda Hüseyin Göçek'in Galatasaray formalı şeyi var. Fenerbahçe'nin yerli oyuncuları fark oluşturuyor ve teknik direktörün eli güçlendiriyor demiş Sinan Engin. Abdülkerim Durmaz da Başrua'yı Fenerbahçe şey futbol adına utanç duyulacak bir sarı kartla oynar atıldı tam rezalet diyor. Jesus ilk yarıda 5 dakika ilave süre verildi. Topun oyunda kaldığı süre 21 dakika. Fauller ve kalecilerin out atışlarından dolayı ofansif tempomuz kırıldı. Rakibimizin hocası tecrübeli bir teknik direktör. Fenerbahçe'nin temposunu nasıl kıracağını iyi biliyordu demiş. Siz buradan anlıyorsunuz değil mi? Bu arada Batshuayi de bugün kardeşlerimi hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm. Kazanmak için verdikleri mücadeleden gurur duyuyorum demiş. Bak siz buradan anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani Fenerbahçe'nin şeyine bakın. Niyetine bakın. Bir de buna bakın. Nihat Kahveci çok güzel bir noktaya değinmiş. Diyor ki Jesus haftalardır Altay Bayındır'a siper oldu. Bugün de meyvesini aldı. Altay Bayındır bugün maçın en iyi isimlerinden biriydi diyor. Haksız mı? Bu arada Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri birbirini kırdırma şeyi. Manchester United, Barcelona, Juventus, Nantes, Lisbon, Midtjylland, Shakhtar, Rennes, Ajax, Union Berlin, Leverkusen, Monaco, Sevilla, Paris Saint-Germain, Roma, Salzburg. Çok güzel eşleşmeler oldu. Allah Fenerbahçe'nin yardımcısı olsun. Dediğim gibi arkadaşlar benim bu kısımları aktaracaklarım bu kadar. İnşallah kimseyi kırıp incitmedik ama doğruları konuştuğumu düşünüyorum. Siz de kendi doğrularınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Birkaç abone daha gelirse 27 bin olacağız. Belki de siz bu videoyu izlemeye inşallah 27 bin olmuşuzdur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.